Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyona ait tesise yapılan saldırılar üzerine bölgeye hava saldırısı düzenlediklerini belirterek, İran ile çatışma peşinde olmadıklarını ancak Amerika halkını etkin bir şekilde koruyacaklarını söyledi. Dün gece Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyona ait bir tesisin insansız hava aracıyla, İHA, vurularak, Amerika Birleşik Devletleri'li bir sözleşmeli personelin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarla ilgili bilgilendirildiğini kaydeden Biden, saldırıyı İran destekli grupların düzenlediğini söyledi. Saldırı üzerine derhal, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna bölgeye hava saldırısı düzenleme yetkisi verdiğini belirten Biden, dün gece Amerika Birleşik Devletleri askeri kuvvetleri, personelimize saldırıdan sorumlu olanları hedef alarak, Suriye'de bir dizi hava saldırısı düzenledi, dedi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'la bir çatışma peşinde değil, diyen Biden, diğer taraftan Amerika halkını etkin şekilde korumaya hazır olduklarının altını çizdi. Dün gece olan da buydu, ifadesini kullanan Biden, terör örgütü DAEŞ'i bozguna uğratmak ve bölgedeki terör tehditlerine karşı mücadele etmek için Kanada ve diğer koalisyon ortaklıklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Biden, hayatını kaybeden personelin yakınlarına taziyelerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi ve operasyonu gerçekleştiren askeri personele de teşekkür etti. İran destekli grupların, Suriye'nin Haseke ilinde dün Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyona ait bir tesisi insansız hava aracıyla, İHA, vurarak Amerika Birleşik Devletleri'li bir sözleşmeli personelin ölümüne, 5 İ asker 1'i sözleşmeli 6 personelin de yararlanmasına yol açtığı belirtilmişti. Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Pentagon, sözcüsü Tuğgeneral Patrick Reeder, Suriye'nin doğusunda Amerikan askerlerinin konuştuğu olduğu üsse İran destekli gruplarca 10 rokette saldırı düzenlendiğini ancak herhangi bir kayıp vermediklerini açıklamıştı.